Nerede kaldınız ya? Götür beni buradan Kerem. Ece ne oldu? Ya bir şey sorma, gidelim lütfen. Hadi gidelim ya hadi. Gidiyor mu bunlar? Yok artık. Telefonu da çekmiyor ki. Gittiler. Basbayağı gittiler. İyi de nereye? Tabii ya. Yalnız kalabilecekleri bir yere götürdü Ece'yi. Bir sorun yok yani, eminsin değil mi? Ya yok canım, ne sorun olacak? Biliyorum ben sebebini. Neymiş? İddia yüzünden. Aa, ne iddiası? Ya bu Kerem zamanında ben Ece'yi kendime aşık ederim diye öyle bir iddia etti kendi kendine. Şaka. Bu yüzden mi Ece'nin peşinden koşuyor? Ya yok canım, yani kendi de aptal aşık, biliyor. Daha ilk günden kapıldı kıza. Ama yediremiyor yani. Merak etme, feci tutuldu Ece'ye. Bak sen şu asistana ya. Siz kadınları bu kadar kolay kandırabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani kusura bakma ama evet. Böyle biraz şefkat, biraz merhamet gerektiren bir durumda hemen yelkenleri suya indiriyorsunuz. Allah Allah ya. Kimse beni öyle kolay kolay kandıramaz. Diyorsun. E bak, ben böyle bir adam değilim. Ben bunu kullanmıyorum ama istesem. Bir dakika, bir dakika. Sen bana meydan mı okuyorsun şimdi? Sen çok güveniyorsun ya kendine. Evet, meydan okuyorum. İstesem iki dakikada kandırırım seni. Tamam. Hadi kandır da görelim o zaman ya. Tamam. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Ya Ece ne oldu, söylesene. Allah'ım ne olur kabus olsun bu, lütfen. Cansu'yla bir şey mi oldu? Ya ben nasıl bu kadar kör olabildim ya? Nasıl göremedim? Ya ne gördün Ece, söylesene. Cansu'yla Mert'i. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Bir dakika, nasıl? Anlamadım ben. Nasıl gördün? El ele göz göze ettiler. Yok ya, ya bir yanlışlık var bu işte. Mert yapmaz. Ya yalan mı söylemez insan? Allah Allah, gördüm diyorum. Bir de sen delirtme beni ya. Yaptı bana bunu ya, nasıl? Ya Ece, ya bence bir yanlışlık var bu işte. Mert de Cansu da yapmaz. Ya gözümle gördüm, kulağımla duydum diyorum ya. Orada baş başa kalmaktan bahsediyorlardı. Zaten ben onları sudan çıkarken şüphelenmiştim. Ama yok dedim Ece ya, o senin dostun, yapmaz dedim. Aptal Ece ya. Ya işte ben böyle herkese güvenen aptalın biriyim çünkü. Ya tamam, bu kadar harap etme kendini, ne olur. Ya Allah aşkına asistan, sen de beni rahat bırak ya. Ya şu anda yok olmak istiyorum, böyle patlayıp birdenbire yok olmak istiyorum yani. İzin bizim hiçbir şey kalmasın, her şey bitsin. Minicik bir kuş uçmuştu, Ece'nin omzunda durmuştu. Korkmaz olaydı. Ama bak, bu kuş konuşuyor, daha bak dinle.
Ya Ece ablacığım ya niye bu kadar üzülüyorsun ki? Ya biri gelir biri gider zaten, ne olacak? Ya sen söyle o kuşa. Ben Mert Bey'e üzülmüyorum ki. Aşk acısı diner yani, aşk acısı biter. Ama kaybettiğin bir dostun acısı, o bitmez. Yıllarca kalır. Böyle kalbine bir bıçak saplanmış gibi orada kalır yani. Gitmez. Ya ben gerçekten eve gitmek istiyorum. Beni eve götürür müsün? Tamam. Ayşen Hanım, döktürmüşsünüz yine. Aa, ne bu, enginar mı? Oğlumun en sevdiği yemek. Aa, ne ilgisi var canım? Benim canım çekti de ondan yaptım. Hadi hadi, buzlar çözülmeye başladı anlaşılan. Aa, Yılmaz Bey, siz beni daha doğru dürüst tanıyamamışsınız. Benim buzlarım öyle kolay kolay çözülmez. Neredeymiş oğlum? Gelmeyecek miymiş yemeğe? Bilmem, aramadı. Sen ara. Yani yemekler soğumasın, biz yiyelim diye şey yaptım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. Açmıyor mu? Kapalı. Şarjı bitti herhalde. Biter tabii. O kızla konuşmaktan bitmiştir. Hadi hadi Ayşen Hanım. Oğlumuz ne yapacağını bilir. Hadi biz işimize bakalım. Keyfi bilir. Bize afiyet olsun. Hayda. Ya su yordu herhalde. Ben yine acıktım. Karpuz keseyim mi sana? Ya gülme Allah aşkına. Başka bir şey kalmadı ki evde. Tamam ben alayım o zaman. Dur ben keselim, otur sen. Teşekkür ederim. Sana söyledim, beni kandıramazsın. Of, yara bandı var mı sende? Yemezler. Ne yaptın? Çok kötü kestim ya. Ay dur dur dur, aç avcunu, halledeceğiz. Ya. Ama sen de çok çabuk düştün ya. Of. Ya sen var ya. Açık konuşayım, o kadar özgüvenli konuştun ki. Yani bir an seni kandıramayacağım zannettim ama sen bayağı çantada keklikmişsin ya. Ben şu avucumda yok mu bir şey, vuracağım yani. Ya dur, vuracağım. Dur. Asıl sen dur, sen. Ben sana biliyorum yapacağımı. Bunu da beni kandırmak için yapmadın herhalde. Nasıl oldu? Öyle bir şey değil ya. Ha tamam, ben anladım seni. Kandırmaya gelince tamam, dürüstlüğe gelince kaç. Ya Allah Allah, ne alakası var? Anlat o zaman. Bizim Kerem okuldayken böyle tıfıl bir şeydi. Bir de okulda bizden birkaç sınıf üst çocuklar vardı. Onlar da bayılırdı bununla uğraşmaya. Bir gün okula gittim, bahçenin köşesinde sıkıştırmışlar bunu, tartaklayacaklar.
E ne yapacağım? Bırakacak halim yok ya. Gittim aldım çocukların elinden. Ya çocuklar üstüme çullandı, işte kavga dövüş falan filan neyse. Çocuklardan aldık Kerim'i almasını ama işte o bahçenin üstünde demirler, teller olur ya, onlardan kurtulamadım. 10 dikiş. Sen bayağı seviyorsun bu Kerim'i. Hep yanında, hiç bırakmadın. Niye? İnsan birini sevince niye bıraksın ki? Biz şey yapacaktık. Evet, biz yan yana gelmeyecektik. Ben biraz hava alayım. Sen biraz hava al. Bak ne diyeceğim. Ne? Gel biz geri dönelim. Ya bak anladım. Tamam gördüklerin karşısında şok oldun tamam ama... ya ne bileyim bu kadar yüksek tepki verme. Yani Mert de Cansu da yapmaz böyle bir şey. Belki sen yanlış anlamışsındır. Çek sağ. Ne oluyor ya? Ya sağ çek ineceğim. Ne oluyor Ece? Ya çek! Ece! Sağ çek ineceğim. Ne oluyor? Ece bir dur ya. Ya bırak. Ece. Ya bırakır mısın Allah Allah. Ya bırakmam. Bak gel şurada bir kafe restoran bir şey bulalım oturalım konuşalım biraz sakinleşelim ne olursun. Tamam mı? Sen hep sıkışınca kaçar mısın böyle? Yo. Hep böyle inatçı mısın peki? Ona bir şey diyemeyeceğim. Vallahi ne diyeyim? Allah erkek arkadaşına kolaylıklar versin. Yok benim erkek arkadaşım. Olmaz tabii baksana. Allah Allah asıl sen zorsundur ilişkide tahmin edebiliyorum ben. Bilmem. Benim çok ilişkim olmadı. Niye? Sıra gelmedi diyelim. E tabii. Katılınacak davetler, özel okul turnuvaları, yurt dışı seyahatleri vakit bulamamışsındır sen ilişkiye. Gerçekten hiçbir fikrin yok değil mi benim hakkımda? Senin de benim hakkımda yok. Niye sakladığın bir şey mi? Evet var. Ben aslında bir sarayda yaşıyorum. Ama mahkumum o sarayda. Onca para pul. Hepsi bana eziyet. Annem benden nefret ediyor. Babamın umrunda bile değilim. En ezilen çocuğuyum ailenin. Ve hayatım boyunca hiç ama hiç sevilmedim. Yok yemezler. Sen de beni kandırmaya çalışıyorsun değil mi? İyi uyandım. Ne uyanırım tabii. Kötü oynadın orayı. Bak öyle olmaz böyle olur. Ben aslında Mert Çalhan değilim. Babam bahçıvan, annem aşçıvan. Hayatım boyunca hep başkalarının yerine yaşadım. Birilerinin emrinden hiç çıkmadım hayatımda. Hani sen bana dedin ya neden ilişkin yok diye. Benim daha önce hiç kendi hayatım olmadı Cansu. Birinden hoşlanmaya bile hakkım olmadı benim için. Ben daha kendi yolumu çizememişken biri beni neden sevsin onu hiç anlamadım zaten.
Ha, bu arada şikayet etmem. Mutsuz değilim. Ben sadece... kayboldum Cansu. Ne kendi yolumu bulabiliyorum ne de yerimi. Şu an senden öyle korkuyorum ki. Ya cidden bir ara inanıyordum. Sen bir sürü insanı böyle kandırabilirsin. İnanamıyorum ya. Peki. Düşün ki söylediklerim gerçekti. O zaman ne derdin? Sana derdim ki... Ben de kayboldum. Yolumu bulamıyorum. O zaman ben şey yapayım. Uza, hemen kaç. Koşarak kaç. Acıktım zaten ben. Görüşürüz. Artık karpuz yemek istemediğini varsayıyorum. Sağ ol, kalsın. Peki. Ben de bunlar var sende. Yani bunları buldum. Bir de orada bir ekmeğimiz var. Aç kaldık desene. Yemeğiniz 20 dakikaya hazır Cansu. Nasıl yani? Sen şimdi bu kadar malzemeyle yemek yapacağını mı iddia ediyorsun? Yemeğinizi havuz başında mı yemek istersiniz, su kenarında mı? Buyurun efendim. Afiyet olsun. Şaka. Olmuş mu? Olmuş mu ne demek ya? Afet olmuş. Afiyet olsun. Sen gerçekten o havalı zenginlere hiç benzemiyorsun değil mi? Para kalbini katılaştırmamış seni. Bilmem, sen söyle, benziyor muyum? Ya akşam olmak üzere, nerede kaldı bunlar? Gelirler ya hava kararmadan. Gelirler. Çekmiyor ya, çekmiyor işte. Ya başlarına bir şey geldiyse? Dur ya, hemen kötüyü düşünme öyle. Geliyor ama benim aklıma kötü şeyler. Ya Ece duyduysa bizi? Neyi duyacak ki? Ya işte en son sen sordun ya bana hani yukarıda. Seninle burada yalnız olmak ister miyim diye. Ya şüphelendiyse bizden. Neden şüphelenecek? Yok yok. Yani kesin bir şey oldu. Asistanı bilmem ama benim tanıdığım Ece çok üzülmese, kızmasa böyle çekip gitmezdi. Kesin anladı bir şey. İyi de Cansu, biz bir şey yapmadık ki. Ya bütün gün senden gözümü kaçıracağım diye girmediğim delik kalmadı. Daha ne yapayım ben? Benden uzak durabilirdin mesela. Öyle sorular sormayabilirdin. Cansu. Ya niye geldin ki yanıma? Niye öyle baktın sudan çıkarınca? Ya Cansu. Niye izin vermiyorsun kaçmama? Niye kurtulamıyorum ben senden ya? Niye? Ben istemiyor muyum sanıyorsun? Ben kaçmaya çalışmıyor muyum senden? Yapamıyorum, gözümü senden alamıyorum. Ne yapayım, suç mu? Ya Mert, o benim tek yakınımdı. Ya kaybettiysem onu? Oh be, iyi geldi ha. Ne olur. Ya birazcık yavaş mı gitsin Ece, bu kaçıncı? Ya asistan, korkma. Doldur, sen de iç. Yok canım, araba kullanıyorum da. Doldurayım bari artık.
Bana söz ver. Ne için? Ben ne kadar sarhoş olursam olayım, ki ben sarhoş olmuyorum, beni asla o insanlarla muhatap etmeyeceksin, onların yanına götürmeyeceksin. Ya kızım, telefonları çekmiyor, arabaları yok. Ne yapayım, orada mı bırakayım insanları? Ya sen bana söz verir misin? Bak, ömrümün sonuna kadar affetmem seni ha. İyi tamam, söz. Ne yapayım? Önce seni bırakırım, sonra aldırım onları o zaman. Hayır. Ben neye üzülüyorum biliyor musun? Yalan söylemesine. Yani işte yalan. Böyle kötü bir şeydir yani. Eğer biri sana hayatta yalan söylüyorsa onu silip atacaksın hayatından. Öyle deme ya. Diyorum. Yani ama insan mecbur kaldığı zaman ne bileyim yalan söyler yani. O zaman alırım oltasını efendim, tıpış tıpış gider. Herkes kendi yoluna. Bunu diyorum, bunu yapıyorum da hayatımda. Hadi ya. Hiç affetmem diyorsun yani. Asla. Ah ulan! Ya yüreğime atlılarla girdiler ya. Yedi tekmil dert geldi benim ciğerime. Doldur. Ece. Ya doldur musun gerçekten, bak gözümün yaşı şurada, her an ağlayabilirim, hiç iyi değilim. Kızım sarhoş oldun, sarhoş yeter. Ya ne münasebet ya. Ben sarhoş olmam ki. Görmüş şey değil. Ece. Hop, şşt. Allah Allah. Son iki, üç, dört. Ne oluyor ya? Sen bu işi biliyorsun Stan. Tabii canım. Benim de bildiğim şeyler var. Göster bakalım. Hop, evet. Ah ulan! Ay tutmayın beni. Ne dertmiş ya. Nerede şimdi acaba Ece? Çok mu üzgün? Yok ya, böyle olmayacak. Ben çıkıyorum arabaya. Nereye? Ya bir açık benzinlik market bir şey bulurum, ararım, oradan ararım. Tamam, ben de geliyorum. Nereye? Korkmayacak mısın gece yarısı? Ya hiç de korkmam. Burada beklemekten iyidir. Tamam hadi. Süreyya Hanım, dur şimdi değil. Süreyya Hanım içeride... Size söylemeye çalıştım. Bütün gece aradım aradım, açmadın telefonunu. Vakıftan geliyorum. Sen ne hakla benim onayladığım bütçeyi değiştirirsin? Aa, Süreyya. Ne oluyor? Gel. Otur bakayım şöyle. Gel yavrum. Git kızım, durma öyle. Bir bardak su getir. Metin mi yine? Al yavrum, bir çay. Tamam, iyiyim şimdi. Sağ ol. Gel seninle tekrar ateşkes ilan edelim. Olur mu? Bir gecelik. Yarın yine kapışırız ama önce güzel bir dertleşelim. Var mısın? Bakın Bediye Hanım, eğer bana acımak gibi bir düşünceniz varsa
Buna hiç gerek yok gerçekten. Ben kendimi toparlarım. Benim hiç kimsenin merhametine ihtiyacım yok. O benim ne haddime kızım. Bak Süreyya. Maalesef anneni erken kaybettik. Tabii onun yerine kimse geçemez. Ama belki bir büyüğün olarak beni dinlersin ha? Ateş kes süresin camı. Peki tamam. Bak Süreyya, lafı hiç dolandırmayacağım. Boşansana bu adamdan. Bu inat niye? Yapamam Medya Hanım. Bakın, benim bu evde, ailemde ve holdingde çok fazla emeğim var. Holding ve her şey benim ailemin yatırımlarıyla oldu. Benim rahmetli babamın parasıyla oldu. Sonra onlar öldü ve biliyorsunuz yönetim Metin'e geçti işte. Değer mi be kızım? Gün be gün böyle üzülmene, o vasıfsız kadınla yüz göz olmaya. Vallahi değer mi değmez mi bilmiyorum ama o görkemli Korhan mirasında benim rahmetli babamın hatıraları var. Öyle kolay kolay bırakamam. Peki. Boşan, al hakkını. Mirasını. Sonra da o mirasla yeniden başlarsın. Hayatlarının büyük bir kısmını hapishanede geçiren mahkumlar çıkma günü geldiğinde salı verilmek istemezlermiş. Biliyor muydunuz bunu? Çünkü dışarıdaki dünya onları korkuturmuş. Yani yaşamayı bildikleri tek yer ne kadar kötü olursa olsun hapishane dünyasıymış. Yani anlayacağınız Bediye Hanım. Cehennemde yaşayanlar için cennet bir umut değil. Sadece bilinmezliklerin dünyası. Peki sen bilir misin? Korkunun ecele faydası yok diye bir söz vardır. O yalan. Pek de güzel faydası vardır. Hızlandırır. Asıl en korktuğunu yapacaksın kızım. Düşünmeyeceksin. Gözü kapalı atlayacaksın bazı durumlarda. Bu da onlardan biri işte. Ama Bediye Hanım... Bak sana çok güçlü bir avukat buluruz. Söke söke alırsın hakkını. Belki de holdingin kontrolü bile senin eline geçer. Yapamam. Ya bunu söylerken aslında çok utanıyorum ama ben hayatımda bir gün bile çalışmadım. Hizmetçilerle, dadılarla büyüdüm. Bildiğim tek hayat bu. Onun için bu saatten sonra çalışmak ve bütün bunlar benim için sadece bir hayal. Gelmiyor musun? Ben bu gece kalmayayım. Ne yapacaksın Metin? Eve mi gideceksin? Hayır Süreyya seni ömür billah almaz o eve, ben söyleyeyim sana. Sonra ne yapacaksın? Yani kapının önünde mi yatacaksın liseli aşıklar gibi yoksa otele mi gideceksin? Belki Ela ile biraz vakit geçirsin ha? Hem o da özlemiştir babasını. Peki. Merhaba. Çıkabilirsin sen. Uyutsaydım size iş olmasın? Yok yok, babamız da burada, hallederiz biz. Süreyya'dan farkım ne biliyor musun Metin? O seni olmadığın biri yapmaya çalışıyor. E tabii hep el bebek gül bebek büyütülmüş hanımefendi. Hep el üstünde tutulmuş. Hep en şahane, en önemli o olmuş. E tabii böyle bir kadına da
ben böyle biri değilim, değişemem diyemezsin. O illa seni olmadığın bir adama dönüştürecek. Böyle pahalı bir çanta gibi yanında taşıyacak. Yüksek sosyeteye sokup hava atacak. Amma abarttın ha. Ama ben öyle miyim? Mesela o aldığın araba Süreyya'nınmış. Süreyya bunu duyunca ne yaptı? Çıldırdı. Ben ne yaptım? Sesimi bile çıkarmadım. Yine ben aldım seni eve. Çünkü ben bu sert dediğim dedik adama aşığım. Çocuğumun babası da o olsun istedim. Sen bu adama aşık mısın yani? Ya of, bir de bilmiyormuş gibi soruyorsun. Metin. Benim sen ve Ela'dan başka kimsem yok. Benim ailem sizsiniz. Benimle kal. Sadece bu gecelik. Neydi o? Balta girmemiş ormanlarda yaşayan vahşi mi vahşi bir dal. Çok komik. Allah Allah, niye kızıyorsun ki? Ya herkes korkar, normal bu. Ben korkmam. Yani korkmamam lazım. Hatta gidiyorum. Şuradan gideceğim. İkiye ayrılalım. Ya Allah aşkına, akıl var, mantık var. Kimse gitmemiş. Sapa bu yol. Tam da bu yüzden işte. Çalhanların tek varisi hiç mi şiir okumadı? Koskoca şair demiş gidilmeyen yollardan gidin diye. Ben de gidiyorum işte. Böyle böyle belirler işte insan kaderini. Öyle herkesin gittiği yollardan gitseydim oho. Ay. İyi misin? Yok bir şey, iyiyim. İyiyim. Gerçekten inat mı edeceksin tek başına gitmek için? Ben öyle kolay kolay pes etmem, tamam mı? Gidiyorum şimdi de, gelme peşimden. Ya gelme diyorum, niye geliyorsun? E ne yapayım Allah aşkına, bu gecenin karanlığında seni burada yalnız mı bırakayım? Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Nereye kadar gelmeye devam edeceksin böyle? Belli ki sonsuza kadar. Niye? Söyleyince de kızıyorsun. Ama biliyorsun cevabı. Çok tuhaf. Başka bir dünyada şu an evliydik, biliyor musun? Yaptığının bana bir zararı yok. Ama sana var. Efendim? O telefona diyorum, telefona biraz daha az bak istersen. Pardon da müşterisiniz diye sizden nasihat dinleyecek değilim. İş benim işim. Hem adam gibi ilgilenmiyorsun hem de gereksiz gerilim çıkarıyorsun. Müdürüm 5 dakikadır seni izliyor. Şimdi gidip ona tek bir laf etsem muhtemelen 38 taksitle aldığın o telefonun daha ikinci taksitini ödeyemeden kovulursun işte. Ha bir de üzerine kötü referans alıp bir daha hizmet sektöründe de çalışamazsın. Bunu mu istiyorsun? Anlamadım. Yok bir şey ya, boş ver. Bizim de biz olmamamız gerekiyormuş demek ki. Hem zaten en başından beri yanlıştı. Sen patronsun, ben çalışan. Ece ise benim en yakın arkadaşım. Cansu. Hayır, bir dur ve dinle. Bu konuyu konuşalım ve bitsin gitsin artık, tamam mı? Biz seninle hiç olmayacak bir şeyi oldurmaya çalıştık, anlıyor musun? Çok zorladık, çok denedik, çok uğraştık ama artık bırakma zamanı. Kader belki de. Bilmiyorum ki. Belki de. Ben burayla ilgili meselelerle uğraşmayı çoktan bıraktım, biliyor musun Mert? Bu konuda da teslim olurum, ne olacak? Varsın sen de eklen mutsuzluk listeme.
İnmeyeceğim ben ya. Çok karanlık. Ya ne demek inmeyeceğim kızım? Evine gideceksin. Hadi. İnmeyeceğim ya. Allah Allah. Ya ben kucaklayıp yukarı kendim götüreceğim o zaman seni ha. Gel. Gel. Gel buraya. Oh. 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 Çok pardon. Allah tebrikler yani. Daha önce böyle soyan olmamıştı benim hiç. O zaman ben şey yapayım ya. İneyim ben. Hadi. Hop 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 hop. Gel. Ver çantayı bana. At bomzunu, bomzunu. Aman. Dikkat. Dikkat, dikkat, dikkat. Gel, gel, gel. Burası mı? Gel. Ben herhalde o sonuncu işimecektim ha. Ya bir kahve yapayım mı sana? Vay, atak üstüne atak. Sana 7 veriyorum, 7 puan. 7. 10 üzerinden 7. Ya hadi bir kahve yap da bir içelim ya. Tamam. Hadi. Bekle. Hadi bekliyorum. Yani bu da bir gelişme tabii. Kahveler geldi. Hoppa. Ece. Hayatım, aşkım, çocuklarımın babası. Ece. Ece, bak kahve yaptım sana, kalk. Kahveniz hazır. Üzerine de adınızın ilk harfini yazdım. Mert Bey. Mert Bey. Ece, bak geç oldu. Benim gidip diğerlerini almam lazım. Sen burada uyu, tamam mı? Nereye gidiyorsun ya? Otur. Oturayım. Otur. Sana puanım 8. Gel bakayım sen ya. Nereye? Yaklaş bakayım ya. Gelirim bak. Gel gel. Ya o çok tadı ya şuraya. Bakacağım ya. Şaka maka sen bayağı yakışıklı çocukmuşsun ha.
Sana puanım şu an 9. Vay, bayağı yükselttin puanı ha. Artık seneye birincilikte oynarım ben. Ay, eğlencelisin daha. Bir dakika ya, ben yanlış mı duyuyorum? Sen bana iltifat mı ediyorsun şu anda? Evet, yani bu akşam gördük ki ayrıca çok da pamuk gibi kalbim varmış, yumuşacık. Bir dakika ya, ben neden sana 10 vermiyorum? Sana puanım 10. 10 kalbime kon. Kim kimin kalbine kondu acaba? 10 dedi lan. Bildiğin 10 dedi. Ece bak, ben ilk defa birine kahve yapıyorum biliyor musun? İsteyerek yani. Allah, bana ne oldu bilmiyorum Ece. Sen ne yaptın bana böyle ya? Yok, ben dayanamayacağım. Ara şu çocuğu, bak saat kaç oldu. Ay, Allah'ın başına bir şey gelmiş olmasın çocuğum. Ayşen Hanım, telaş yapma. Genç onlar. Takılmışlardır bir yere. Nasıl telaşlanmayayım Yılmaz? Sen Kerem'in haber vermeden gelmemezlik yaptığını gördün mü hiç? Huyu değişti çocuğumun, huyu değişti. Abartma hanım. Otur şuraya 2 dakika. Yok, ben dayanamayacağım. Bediye Hanım'ı arayacağım. Bu saatte Bediye Hanım aranır mı hiç? Onu da telaşlandıracaksın şimdi. Meşgul. Allah'ım. Sen benim aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Amin. Bediye Hanım. Bu ne güzel bir sürpriz böyle. Umarım saat çok geç değildir. Söz konusu siz olunca hiçbir saatin önemi yok. Levent'ciğim, benim senden bir ricam var. Estağfurullah Bediye Hanım. Buyurun. Benim bir arkadaşım var. Süreyya Koran. Süreyya Koran, Süreyya Koran. Ha. Besin zincirinin en tepesine konuşlanmış. Yüksek sosyetemizin kraliçe arısı Süreyya Koran mı yoksa? Ta kendisi. Levent. Sen bir ara kadın dernekleriyle çalışıyordun. Kocasından zulüm gören kadınlara yardım ediyordun, değil mi? Hala da çalışıyorum. Senden istediğim şu Levent'ciğim. Bizim vakıf üzerinden Süreyya'ya ulaş. Ona kadına karşı şiddetle ilgili bir projen olduğunu söyle. Ve projede birlikte çalışırken Süreyya'ya cesaret ver. Ona kurtardığın kadınları anlat. Bir nevi psikologluk yap yani. Yap ki o yardım ettiğin kadınlar gibi, kurtardığın kadınlar gibi Süreyya da kendi zincirlerinden kurtulsun. Hani Süreyya Koran'dan bahsediyoruz değil mi? Yani onun neden cesarete ihtiyacı olsun ki? Ah Levent. Zaman zaman hepimizin cesarete ihtiyacı vardır. Herkesin. Bak, yarın hemen git yanına. Sana güveniyorum oğlum. Benim yüzümü kara çıkartma, olur mu? İlgileneceğim, siz hiç merak etmeyin, söz veriyorum. Cansu uğradı mı bugün hiç eve? Uğramadı efendim. Tamam, bir telefon edin de eşyalarını nereye postalayacağız onu bir öğrenin. Bu saatte mi? Çekmiyor galiba. Aradığınız kişiye şu anda ulaşın.
başlamıyor. Lütfen daha sonra... Anneciğim. Ha Can. En son ne zaman konuştun sen kardeşinle? Anneciğim yemin veriyorum bak ben para falan göndermedim Cansu'ya. Yok onun için sormuyorum Can. Telefonuna ulaşılamıyor da ondan. Ha. Ben aradım birkaç saat önce. Telefon yine kapalıydı da şarjı bitmiştir diye düşündüm. Bir dakika bir dakika. Kaç saattir ulaşılamıyor bu kıza şimdi? Vallahi 3-4 saat oluyor. Başına bir şey gelmiş olmasın sakın. Ya tamam tamam dur panik yapmasın. Ben geliyorum eve. Tamam. Ah Cansu ya. Yine ne işler karıştırıyorsun Cansu. Alo Bediye Hanım iyi akşamlar. Kusura bakmayın rahatsız ettik bu saatte. Yılmaz Efendi bir sorun yok ya. Her şey yolunda mı? Müsait misiniz acaba? Müsaitim, müsaitim. Söyleyin. Şey, bizim oğlana ulaşamıyoruz da. Saatlerdir arıyoruz de. Saatlerdir arıyoruz. Mert Bey'i de aradık, ona da ulaşamadık. Ayşen biraz telaş etti de. Yılmaz, çok aradık de, çok aradık de. Çok aradık. Bir soralım dedik. Neredeler acaba? Benim bildiğim kurula çalışıyorlardı ama... Neyse, ben Mert'i arayayım, size geri döneyim. Olur mu Yılmaz Efendi? Sağ olun, sağ olun Bediye Hanım. Kusura bakmayın sizi bu saate rahatsız ettik. Rica ederim, ne olacak? Ne dedi? O da bir şey bilmiyor değil mi? Allah'ım yarabbim. Ya bir kaza falan geldiyse çocuğumun başına. Dur biraz, dur biraz Ayşen Hanım. Bediye Hanım çalışıyorlardı dedi. Birazdan haber verecek. Öleceğiz. Ben kendimi Ece'ye açıklayamadan, derdimi anlatamadan burada öleceğiz. Ya bir şey olmayacak. Söz veriyorum kurtulacağız buradan. Kerem gelir bulur bizi burada. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü ben onu nasıl bırakmıyorsam o da bizi bırakmaz burada gecenin kör bir vakti. Öyle hemen güvenme insanlara. Herkes o kadar iyi olamayabiliyor. Öyle mi? Öyle tabii ki. Mert. Madem her şey buraya kadarmış... ...benim sana itiraf etmem gereken bir şey var. Söyle. Ben aslında Cansu araba geliyor. Ay Allah'a şükür buradayız. Buradayız. Ay Allah'a şükür. Çok özür dilerim ya. Dur bakayım sana bir. Kollar yerinde. 10 parmak tamam güzel. Yani yakışıklıktan bir tık kaybetseydin iyi olacakmış ama. Rüyanda görürsün. sen nasılsın iyi misin? Fiziksel olarak gayet iyiyim. Ece'ye gitmek istiyorum sadece. İyi değil mi? Sen Kerem gelmeden önce bana bir şey söyleyecektin, bir şey itiraf edeceğim diyordun. Yok. Ben şey diyecektim. Seni tanımak her şeye rağmen çok güzeldi. Onu diyecektim. Alo. Yılmaz Efendi. Ben de Mert'e ulaşamadım. Başlarına bir şey gelmiş olmasın bu çocukların?
Aman Bediye Hanım, Allah korusun. Ay başımıza gelen. Ay ben biliyordum. Yılmaz hissettim ben. Anneyim ben, hissederim Yılmaz. Ben şimdi Uğur Bey'i arıyorum. Ofis, polis, her yere, hastane, her yere koşar o. Bulur çocukları, merak etmeyin. Sağ olun Bediye Hanım, sağ olun. Ben size araba yollayayım. Buraya gelin, birlikte bekleyelim çocukları. Yok yok, ben bir yere gidemem. Oğluşum gelebilir. O gelsin, o gelsin. Sağ olun Bediye Hanım, sağ olun. Şey, biz evde kalalım. Ayşen biraz panikledi de. Ayşen'e söyleyin, içini ferah tutsun. Ben geliyorum hemen yanınıza. Sağ olun. O geliyormuş. Allah'ım sen kork benim çocuğum. Keremcim, senin bir işin falan mı çıktı? Biraz geç kaldın sanki. Mert Bey, yargılamadan önce bir sorsanız keşke. Ne oldu? Niye geç kaldın? Ne yaptın da geç kaldın diye. Ece'yleydim de bütün gece. Biraz üzüldü de kız. Ya benim yüzümden ya, benim yüzümden. Cansu, sen bir şey yapmadın ki. Ya sen de söylesene, benim değil miydi suç? Çok kızgın değil mi bana? Ya uğursuz Cansu ya, uğursuz Cansu. Lanet olsun, yine yaptım yapacağımı ya. Cansu tamam artık, hadi. Ben de geleyim ister misin? Ben konuşurum istersen. Yok, istemem. Yalnız olalım daha iyi. Ya Cansu söyle, ben de bir şey yapayım ya. Aslında var yapabileceğin bir şey. Söyle. Ya görevinde söylediklerim... Ya senin yüzünden falan diye kızdım yani. Kusuruma bakma, ben çok üzülmüştüm. Senin suçun değil, ben... Senin de suçun değil Lama. Sen de bunu bil, tamam mı? Ortak, hayırdır nedir bu haline? Sorma abi. Sordum artık, cevap ver. Ya ben bütün gece Ece'yleydim, tamam mı? Kız inanılmaz üzüldü abi, perişan oldu ya. Yani biliyorum siz bir şey yapmadınız, eyvallah da. Ne bileyim abi, üzüldüm işte. İşte gördün mü kardeşim, yalan böyle bir şey. Seninle benimle sınırlı kalmadı, herkesi sardı. Artık biliyorum abi. Yani bugün Ece'yi gördükten sonra artık biliyorum. Girdin hayatıma ya, of. Kendime ait hissettiğim tek evdi burası Ece. Sen beni sadece ben olduğum için seven ilk arkadaşımsın.
Tek arkadaşımsın hatta. Uğur böceği. Ne güzel rüyaydı. Bir tek bu bende kalsın olur mu? Kopaydı da. Şirin diye tutturmasaydım oğlum ben sana. Vallahi şu kapıdan girsin. Başka hiçbir şey istemem Yılmaz. Ayşen'cim o ne biçim laf? Bak Uğur Bey araştırdı. Bütün hastaneler, her yere bakıldı. Kötü bir şey yok. Polise de haber verildi. Önemli bir şey olsa zaten duyardık. Lütfen biraz sakin ol. Yok Beda Hanım yok. Son zamanlarda çok sık boğaz ettim oğlumu ben. Ondan başka neyimiz var halbuki? Vallahi şu kapıdan girsin. Lokma döktüreceğim. Ben de yaptım aynı hatayı Ayşen'cim. Amerika'dan gelir gelmez Mert'in üzerine sorumluluk yükledim. Bir de kurul diye tutturdum. Ağır geldi herhalde çocuğuma. Ah benim boncuk oğlum. Çok sıktım, çok üstüne gittim. Şuradan girsin. Şirin Mirin istemem ben Yılmaz. Vallahi kurban bile. Kurban olsun annesi. Mert. Oh şükürler olsun şükürler. Ne dedim ben sana ha? Allah'ıma şükür. Annem sakin. Sakin olmuş. Neredeydiniz siz bütün gece? Öldük öldük diledik biz burada. Oğlum insan aramaz mı? Anneciğim ben iyiyim demez mi? O telefon neyimize yarıyor? Ayşen Hanım, Ayşen Hanım. Biraz önce ne diyordun ha? Tamam canım tamam. Sustum. Oğlum gelmiş başka bir şey demem ben artık. Hadi oturalım da anlatın bakalım. Geç. Anlatın ne oldu? Şimdi biz sabah Oliva'daydık Kerem'le. Çalışıyorduk bu kurul için falan. Bu aralar çok çalışıyoruz biliyorsunuz. Sonra biraz bunaldık. Bunalınca dedik ki göl evine gidelim. Orada çalışmaya devam ederiz. Orada da telefonlar çekmiyor biliyorsun. Bir de şarjımız falan bitince ama döndük yani işte en nihayetinde tek parça olarak. Yani neredeyse. Oğlum o kadar çok aradık ki sizi. Benim telefonum nerede ya? Ha ben onu görevinde unuttum ya. Oğlum. Annem. Bak sana söz. Bundan sonra Şirin Mirin demeyeceğim. Bitti. Gerçekten. Vallahi. Mert, madem bunalıp bunalıp kendini oraya buraya savuruyorsun, şu kurul işini de biraz erteleyelim ha? Ne dersin? Vay, bayağı karlı bir işmiş bu ya o zaman. Ha? Biz ara sıra kaybolalım o zaman böyle. Eşek sıpası. Çak. Dün gece olanları unuttun herhalde. Bir sarılayım mı Mert'im? Bir sarılsın. Halledeceğiz kardeşim, hepsini halledeceğiz, tamam. Gireceğim ya. Ben dayanamayacağım Can, bir şeyler yapalım. Polisi falan mı arasak? Yani
Bir gazetelere üçüncü sayfa olamadığı eksikti bu ailenin. Son bir kez bir daha ara sana. Arayayım. Çalıyor. Cansu. Çok şükür. Kızım neredesin sen ya? Çok korkuttun bizi, gel. Bana bak. Başına bir şey gelmedi değil mi? Çok korktuk. İyi misin? Yok, iyiyim ben. Bir şey olmadı. Anne. Sen sarılmayacak mısın bana? Sen dışarıdayken dikkat edersin hep. Yansıtmamaya çalışırsın. Ama bak biz bizeyiz burada. Hiç mi merak etmedin beni? Ben çok kayıplar yaşadım Cansu. Saymakla bitmez. Ve hepsi de senin yüzünden. Onun için birkaç saat telefonunu açmadın diye ortalığı velveleye verecek değilim. Gerçek kaybın ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Ama o sen değilsin. Bu arada bu saatte eve döndüğüne göre belli ki işler iyi gitmemiş. Ama önemli değil, bekliyordum zaten. Eve hoş geldin. Uğur getirmeyeceğimi söylemiştim. Özür dilerim. Her şey için. Seni çok seviyorum. Asla da unutmayacağım. Ay vallahi sıcak bastı. Oh! Korkma korkma. Ben arada yaparım böyle şeyler. Hah. Tanışmadık. Ben Ece. Ben de Cansu. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Resmen şans getirdin bana. Ne dedin? Uğur getirdin diyorum. Uğur böceğim. Cansu. Günaydın. Aa, günaydın. Ay sen miydin ya? Aynen bak kahvaltı getirdim sana. Ay benim hiçbir şey yiyecek halim yok. Midem çok kötü. Aa, bir dakika ben puan alamayacak mıyım yani şimdi? Ne puanı ya? Dün gece 10 puan verdin ya bana kızım. Hani öyle yavaş yavaş arttı puanlar hatta. Ay saçmalama asistan, ne diyorsun ya? Ben mi sana 10 puan verdim? Bir dakika, sen hiçbir şey hatırlamıyor musun dün geceye dair? Yok. Anlaşıldı. Eski halimize döneceğiz o zaman. Ay ne diyorsun, ne hali bizim, başka bir halimiz mi var? Tövbe tövbe, ne oldu dün gece? Yok yok canım, sakin, bir şey yok. Yani içtin sızdın sadece, o kadar. Ya bir de bir tık daha tatlıydın tabii. Ha, öyle mi? Ay of, neyse zaten başım çok kötü oluyor ya. Of tamam. Sen niye geldin? Telefonumu unutmuşum da ben içeride. Ha dur bekle, getireyim. Acı çekiyorsun. Yani dün geceye dair de bir şey hatırlamıyorsun, evet. Ama ben dün gece yaşananları hiçbir zaman unutmayacağım.
Sağ ol. Ben gideyim o zaman. Peki. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Gözlerin kızarmış. Hiç uyumadın mı oğlum sen? Bazen babana o kadar çok benziyorsun ki. O da böyle tıpkı senin gibi gençliğinde canı bir şeye sıkıldı mı soluğu bahçede alırdı. Böyle didik didik ederdi. Kimseye anlatamadığı derdini toprağa anlatırdı. Ama sonra ne olurdu biliyor musun? Ne olurdu? O toprak birbirinden güzel çiçekler verirdi. Al işte sana mutlu son. Of. Kerem. He annem. Neyin var bir tane? Yok bir şeyim annem. Bak benim yüzümdense ne olur üzülme. Ben alıştırırım kendimi o deli kıza. Yani güzel kıza. Yok annem alıştırmana gerek yok. O kızla aramızda bir şey olması imkansız artık. Nedenmiş o? Çünkü birilerini mutsuz etmeden mutlu olmanın yolu yokmuş anneciğim. Onu öğrendim. Onlar mutsuz olacağını, onlar üzüleceğini ben üzüleyim. Ne yapayım? Bir bak bakayım sen benim gözlerime. Ay benim güzel oğluşum. Sen bu sefer gerçekten aşık olmuşsun. Sonra ben de bağlanamıyorsan bağlanama. Bana ne ya yazdım. Sen? Evet. Aferin kız. Vallahi bravo. Ben bağlanamıyorum ne ya? Çağımızın vebası. Ne vebası be? Ne vebası? Bahane bunların hepsi bahane. Böyle bağlanamıyorum, yok yağlanamıyorum diyenler var ya onlara ne yapacaksın biliyor musunuz? Ne yapacaksın? Şöyle havuçlu güzel bir kek yapacaksın. Ağızlarına vura 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 yedireceksin. Bak ondan sonra bağlanıyorlar mı bağlanamıyorlar mı? Kaç tane genç kızı böyle heder etti. Yeter ya bunlara. Ece. Aa, Cansu. Neredesin sen ya? Gel bak çok fena gıybet var. Gel. Hadi ben kaçtım. Ece konuşabilir miyiz lütfen? Asla. Yok. Konuşmaya gelmedim ben.
Sen ciddi misin? Oldukça. İstifa ediyorum Mert Bey. Bari adımın yanına bey koyma. Tamam. Hoşça kal Mert. Cansu bir dakika. Hiçbir şey söylemeyip çekip gidecek misin şimdi böyle? Her şey çok açık değil mi? Herkese kötü geliyorum burada. Ama gerçekten inanıyor olamazsın sen. Hallederiz Cansu. Ya bugün değil belki, yarın değil ama eninde sonunda hallederiz biz bunu. Hayat böyle. Önümüze bir engel çıkacak, biz de onu halledeceğiz işte. Ben gideyim konuşayım Ece'yle. Belki iyi gelirim. Belki konuşur, affeder seni. Etmez. Beni gördükçe daha da üzülüyor kız zaten, görüyorum. Dün gece rüyasında da sayıklıyordu zaten. Geldim, hayatını kararttım kızın. Çaban için teşekkürler ama bana müsaade. Ya patronun olarak izin vermezsem gidişine? Benim kararım kesin. Eşyalarımı toplayıp gidiyorum ben şimdi. Hoşça kal Mert. Afiyet olsun. Gel gel ablacığım, beraber kahvaltı edelim. Hadi buyur. Hayırdır Can? Sen normalde bir tostu bile zor bitirirsin. Nedir bu mükellef kahvaltının sebebi? Haberin yok mu ya? Neden? Bayağı haberim yok. Bu kozmetik davasında temiz için başvurunun son günü. Avukatlarla konuştum. Babam hala başvurmamış. Ne demek başvurmamış? Bayağı işte kızım, temiz aklından vazgeçecek yani. Ah be. Paşa paşa ödeyeceğiz insanlara. Tazminatların son kuruşuna kadar. Can, sen ne kadar paradan bahsettiğinin farkında mısın? Vallahi ablacığım. Olmadı, kendi kişisel hesaplarımızdan öderiz. Değil mi? Tabii. Sonuçta babam böyle bir karar almış. Bize de saygı duymak düşer, değil mi? Ne gerekiyorsa yapacağız. O zaman izninle ben işlerimin başına döneyim. Sana afiyet olsun. Aa dur. Bir şey yemedin. Hiç iştahım yok bugün Can'cığım. Babam ofisinde mi? Gelmedi efendim. Acilse arayalım. Gerek yok. Ben onu nerede bulacağımı biliyorum. Sağ ol.
Ya bir değişiklik yapayım, şu kurul şeylerine bir bakayım dedim ama hiç olur yok gibi ya. Ortak. Ne bu hal? Ne demek şimdi bu ya? Niye izin verdin abi böyle bir şeye? Benden izin isteyen kim oğlum? Koskoca insan. Herkesi mutsuz ediyorum dedi. Çekti gitti. Ne yapsaydım? Kapıyı mı kilitleseydim üstüne? Ya bir de ben mi konuşsam Cansu'yla? Ha? Bilmiyorum kardeşim ya. Belki de böylesi daha iyidir oğlum be. Sabah içeri girerken Ece'yi gördüm. Bayağı fenaydı yani. İçim almıyor benim böyle şeyleri. Yani aslında Cansu bizi dinlemez ama Ece'yi dinler. Ben Ece'yle mi konuşsam mı gidip? Ya sizin aranız iyi yani. Ya böyle bir sürü olay yaşandı. Ben sana anlatamadım ama acayip acayip şeyler oldu ya. Ya bu geçen gece çok içti, tamam mı? Sarhoş oldu. Böyle bir güzel güzel bakıyor, güzel güzel şeyler söylüyor. Normalde hiç söylemez öyle şeyler ha. Hiç bakmaz öyle. Bundan sonra şey yaptı böyle. Elimi tuttu, tamam mı? Ne? Yani? E tamam, sen kazandın, tamam. Allah Allah, haklı çıktın. Pes ediyorum. Yani? Yani hoşlanıyorum işte ben bu kızdan. Ne yapacaksın peki? Ne bileyim, kızın gözü beni görmüyor ki. Kardeşim, hep sen bana gönül ilişkileri konusunda tavsiye veriyorsun ya. Ben de sana bir tavsiye vereyim mi? Eğer gerçekten bir engel yoksa aranızda işte, mutsuz olan masum bir insan gibi, koş abi, görene kadar bıkmadan, usanmadan koş peşinden. Öyle diyorsun yani. Koş diyorum, hadi koş diyorum, hadi. Peki. Ya hemen özlüyorum abi ben bu kızı. Anlamadım ki nasıl bir iş. Saçma sapan bir şey bu yani. Allah Allah. Aa, daha bunlar vardı. Bunlar girilecekti ya. Ben onu unuttum. Tamam tamam, ben hallederim. Yani sen de şimdi şeysin falan ama. Ya hadi, hadi ben halledeceğim. Bari birimiz mutlu olsun. Harbi mi? Eyvallah. Ha bu arada değil, dahi ben kazandım ha. Arada kaynamasın. Oğlum ben kızın yanında uçarak gidiyorum şu an. Kanatlandım, farkındasın değil mi? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Hadi bay bay. Babacığım nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Sen nereden biliyorsun benim burada olduğumu? Gelsene içeri. Zayıfladın mı sen? Doğru söyle. Bilmem. Belki zayıflamışımdır. Neyse, siz baba kız muhabbet edin. Ben de size şöyle güzel bir kahve yapayım. Gel şimdi. Babacığım, ben çok vaktini almayacağım. Bak, annemle Can senin karşında olabilirler ama burada olduğumdan anlayacağın üzere ben senin her zaman yanındayım. Biliyorum kızım. Ne olursa olsun sen benim babamsın. Ben onlar gibi sırtımı dönemem sana. Sen onlardan hep farklıydın zaten. Her evlat kabul etmez böyle bir durumu. Ama sen şimdi buradasın, yanımdasın.
Verdiğin destek için teşekkür ederim. Kahvelerimiz de geldi. Begüm'cüm, en köpüklüsün. Çok düşüncelisin. Teşekkür ederim canım, sağ ol. Afiyet olsun. Ela mı uyandı? Sesi geliyor. Tanışmak istersin değil mi? Hemen getiriyorum. Işıl'cığım, benim zaten çok işim var. Kalmayacağım. Hiç rahatsız olmayın siz. Dur, daha yeni tanışacaksın. Bak bakalım bana benziyor mu? Peki. Ne oluyor? Biri sizin yerinize park etti küçük hanım. Ben şimdi hallederim. Tamam dur, ben ineyim öyle hallet. Peki. Gözlüklerinizi çıkarın isterseniz. Efendim? Onlarla çok iyi göremiyorsunuz. Bakın orada ne yazıyor? Özel araçlara mahsustur, park yapılmaz. Bir randevum var da fark etmemişim. Tamam, peki. O zaman bir an önce çekin çünkü bakın araba bekliyor. Randevumu bekleteceğim ama. Bir iki dakika bekleyebilir herhalde değil mi? Hay hay. Ne yapıyorsunuz? İki dakika bekleyebilir dediniz. Ben de kahvemi bitireyim dedim. Yazık. Bana mı? Hayır. Randevunuz kiminleyse ona yazık. Gerçekten çok talihsiz biriymiş. İyi günler Süreyya Hanım. Selam. Ne var bugün, ne vardı? Avukat Levent Bey diye biriyle randevunuz var ama henüz gelmedi. Tamam, 10 dakika içinde gelirse toplantı odasına alırsın çünkü çok işim var. Gecikirse iptal et, tamam? Ha, bana bir yeşil çay yollasana. Al bakalım. Bu Ela. Kardeşinle tanıştırayım seni. Işıl'cığım ben hiç tutmayı beceremem. Aa, olmaz öyle şey. Al bakalım. Ablanla tanış bakalım. Begüm Ela. İşte bu da bizim çekirdek ailemiz. Ama sana kapımız her zaman açık. Biliyorsun değil mi? Öyle değil mi Metin'cim? Elbette, elbette. Hem ne diyeceğim? Akşam yemeğine de kalsana. Çok seviniriz. Yok. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Babamın işleri vardır. Yok, yok. Birlikte bir yemek yemiş oluruz baba kız. Olmaz mı? Ciddi misin? Evet. Hem Işıl mücver yaptı. En sevdiğin yemek. Tamam. Kalayım o zaman. Ece. Allah Allah. Nerede bu Ece ya? Dur bakayım. Belki de şuradadır. Of, git başımdan asistan ya. İyi gideyim. Yani sana bir şeyler söyleyecektim ama ben de gider harcana söylerim artık. Ne yapayım yani? Of dur. Bir de hemen tanımamış mı beni ya? Nasıl sinirim bozuluyor. Tamam söyle, çatlarım söylemezsen. Aslında iki tane haberim var sana. Önce iyi olanı mı söyleyeyim, kötü olanı mı? İyi. Nedir bu? Ben. Bak dışarıda kızlar sıraya girmiş, ben burada senin yanındayım. Ve bu tarihte bir ilk. Ah be asistan ya. İyi buysa kötüyü hiç duymasak mı acaba? Hı? Ya, kötü haber ne? Cansu istifa etti. Ne diyorsun ya? Vallahi hiç kimseyi dinlemiyor. Milleti mutsuz ediyorum demiş. Vermiş dilekçesini, çıkmış gitmiş. Ya iyi de onun hiç parası yok ki. Evden de çıktı, kalacak yeri de yok. Ne yapacaksın peki? Yani gitmesine izin vermeyeceksin herhalde.
Benden bu kadar. Levent Bey geldiler. Ah, nihayet. Beklesin demiştiniz. Dünyada böyle neşeli avukatlar da varmış demek ki, ha? Neşeli ve iyi bir avukat diyelim. Pekala, vaktim çok az. Buyurun, sizi dinliyorum. Ben kadın dernekleriyle çalışıyorum. Sizin vakfınızla da ortak bir proje yapmak istiyorum. Öyle mi? Evet, maalesef eşinden şiddet gören ve eşini terk edemeyen birçok kadın var. Korkuyorlar. Ona şiddet uygulayan adamdan ve yalnız bir gelecekten korkuyorlar. Sadece fiziksel şiddetten bahsetmiyorum tabii. Psikolojik şiddet de onun kadar kötü. Ben de onlara yardım etmek istiyorum. Allah aşkınıza, bunları ben de biliyorum. Aynı ülkede yaşıyoruz sonuçta, öyle değil mi? Ne güzel. Teklifimi reddetmeyeceksiniz demek ki. Ne teklifi? Teklifim şu. Siz bir organizasyon yapın. Bu ihtiyacı olan kadınlara, annelere fon sağlayın. Ne yazık ki vakfımızın bu seneki programı belli ve bu yüzden teklifinize evet diyemeyeceğiz. İyi günler. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Size son bir şans veriyorum. Sonradan üzülmeyin diye. Bakın çok neşeli bay avukat. Sizin vaktiniz bol olabilir ama benimki ne yazık ki öyle değil. Teklifinizle ilgilenmeyeceğimizi size söyledim. İyi günler. Kararınızı değiştirirseniz diye. Değil midir nedir? Çok teşekkür ederim Bediye Hanım. Süreyya Koran'a neden buzdan kraliçe dediklerini az önce anladım galiba. O kadar mı kötüydü? Kötü ne kelime, facia, hatta doğal afet. Levent, hatırım için hemen teslim olma. Süreyya çetin cevizdir ama buna ihtiyacı var. Lütfen pes etme. Denemeye devam et. Siz beni yanlış anladınız galiba Bediye Hanım. Pes etmeye hiç niyetim yok. Aksine bayılırım meydan okumaya. Takipteyim kendisine. Siz hiç merak etmeyin. Ne yapıyorsun sen? Gidiyorum. Gel bakayım buraya. Gözüme bakma Cansu, gözüme bakmak yok. İstifa neymiş ya? Ben seni parasız pulsuz sokaklarda bırakır mıyım? Hiç gülme. Sana kızgın değilim. Ama çok kırgınım Cansu. Çok. Ece ben Mert'le... Ya konunun Mert'le alakası yok. Konu senin gözümün içine baka baka benim canımın yanacağını bile bile susman. Neden Cansu? Yani niye söylemedin Mert'in senden hoşlandığını? Ben seni üzmek istemedim. Allah'tan üzmedin. Ece ben gerçekten çok özür dilerim. Bizim aramızda hiçbir şey olmadı ama asla da olmayacak. Ben sen üzülme diye hep kaçtım. Asla izin vermedim yaklaşmasına. Peki ben arada olmasaydım? Dürüst ol lütfen. En azından bu sefer. Ece... Dürüst ol.
Sen de hoşlanıyor musun Mert'ten? Ben sana daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Aklımdan çıkartmaya çalıştım ama... Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Yok gelme. Yapamayacağım ben. Getirin. Şuraya. Şuraya bırakır mısınız? Teşekkürler. Bize izin verin. Çıkabilirsiniz. Ne oluyor Süreyya? Özel bir şey olduğu yok. Oğlumu görmeye gelecektim. Gelmişken senin hediyelerini de iade edeyim diye düşündüm. Gerçi senin oyununu anlayana kadar biraz çürüdüler ama sana daha çok yakışır diye düşündüm. Merhaba Süreyya Hanım. İmza vermek için mi geldiniz? Ne imzası? Hakkımızda dava açılan defolu ürünlerle ilgili. Ya bugün temizin son günü de. Yönetim kurulundan bir tek sizin imzanız eksik başvurusunu yapabilmemiz için. Metin Bey birkaç gün önce beni imzalatırım dedi ama. Bir imza içindi demek her şey öyle mi? Anlamadım. Ya inkar etme, avukat söyledi her şeyi. Bak ben her şeyi açıklayabilirim Süreyya. Baştan söyleseydin ya. Sonuçta şirket için. Sorun olmaz mıydı yani? Eray Bey. Neresi imzalanacak? Kalbimde kırılacak bir yer kalmadı diye düşünüyorum. Ama her defasında canımı yakacak bir şey buluyorsun. Ama bu son Metin. Demedi deme. Anneciğim. Ben de sana geliyordum. Bak bakayım sen bana. Baban bir şey yaptı yine değil mi? Delireceğim ya. Ne oldu anlat bakayım. Boş ver şimdi babanı. Beni şöyle gönlümce eğlenebileceğim bir yere götür. Hadi. Hayatımda duyduğum en iyi teklif bu. Değdim. Gidelim. Birilerinin kahveye ihtiyacı var galiba. Ya hiç kahve falan görecek halim yok. Ya dün ilk defa kahve yaptım sana uyuyakaldım. Şimdi de o kadar uğraştım bak E harfi falan yaptım içine. Ha?
Hemen yan çizmesem mi? Ya sen neden benim peşimi bırakmıyorsun ya? Ha? Yani çalıştığın falan da yok. Sen nasıl kovulmuyorsun ben anlamıyorum. Yani başarımın sırrını paylaşacak değilim şu anda ama kahvemi paylaşabilirim. Hop. O kadar kolay değil. Gülümse bakalım önce. Hadi gülümse gülümse hadi. Heh şöyle al. Senin de başını şişirdim ya. İki gündür benimle uğraşıyorsun. Ama iyi ki yanımdasın, sağ ol. Ben hep yanındayım senin. Yani ne zaman istersen. Ne yaptın? Konuşabildin mi Cansu'yla? Ya o da Mert'ten hoşlanıyormuş. Ya o kadar zaman Mert Mert diye sayıkladım ya yanında. Yani hiçbir şey söylemedi Kerem. Ağzını açıp bir kelime bile etmedi ya. Evet hiçbir şey söylemedi. Ama hiçbir şey de yapmadı kız. Ya Mert'ten köşe bucak kaçıp duruyor biliyorum. Bak Cansu'nun başından beri tek derdi sendin Ece. Sen üzülme diye elinden geleni yaptı kız. Ben şahidim ya. Yani hiç kimsenin suçu yok bu olayda. İnsan bazen gönlüne laf geçiremiyor işte. E icraat var mı desen o da yok. O yüzden kızma Cansu'ya. Ha? Affet onu. Ay, hiçbir şey düşünemiyorum artık ya. Sadece eve gitmek istiyorum yani. Hadi gel o zaman. Sen nereye? Seni eve bırakacağım işte. Hadi gel. Çabuk bitmiyor değil mi? Ha? Hala onun için üzülüyorsun. Evet. Sen neye üzülüyorsun? Kendime. Kendime üzülüyorum ben de. Ya Uğur böceği deyip durma bana ya. Aman. Uğurluk bir halin mi kalmış zaten? Aman böceği. Ya Ercan kusura bakma. Benim bugünlerde çok moralim bozuktu. Ben moralini yerine getireyim. Yemeğe gidelim mi? Dansa? Hayır. Luna Park'a. Ya çok iyisin ama benim gerçekten yalnız kalmaya ihtiyacım var. Çok moralim bozuk. Hmm, kıyamam. Gel bir sarılayım ben o zaman. Ercan. Tamam tamam. Nereye gideceksin peki? Kendimi iyi hissedeceğim bir yere. İyi. Bir şey olursa ararsın. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bize iki kişilik bir masa. Kutlamaya değer bir masa olsun ama. Tabii efendim hemen. Neyi kutluyoruz? Vallahi ben şirkette kazanmamı ve mağdur olan insanlara muhteşem bir tazminat vermeyi kutluyorum. Ya sen? Ne bugünü ne yarını. Sadece bu geceyi. O zaman bu gece başlasın sultanım. Hadi. Teşekkürler. Güzel mekan değil mi? Teşekkürler. Şerefe. Bana bak. Çok güzel kızlar var etrafta. Kaldırsana bir tanesini dansa. Ay. Hepsi bir içim su. Gençlik işte. Gerçekten mi ya? Alınmaz mısın? Kaldırayım mı? Ne alınacağım canım? Ama en güzelini. Ayıp ediyorsun. Söz. Sizi yalnız bırakıyorum o zaman biraz. Tamam.
Mekanın en büyüleyici, en biçim su hatunu. Bu dansı bana lütfeder misin? Hay hay. Bak, bana karşı ne hissediyorsun bilmiyorum. Ama ben seni kandırmak ya da oyalamak istemiyorum. Çünkü insan ne kadar acı çekiyor biliyorum. O yüzden ben başkasına aşığım, biliyorsun. Biliyorum. Ama bu gözler ne diyor biliyor musun? Hani yıllardır o eksikliğini hissettiğin şey var ya diyor. Adını bir türlü koyamadığın şey. O burada olabilir diyor. Gerçek mi bilmiyorum Ece. Ama oraya bakmak benim çok hoşuma gidiyor. Bak kalbin sana ne söylüyor bilmiyorum. Ama ben kendi kulaklarımı duyuncaya kadar senden vazgeçmeyeceğim Ece. Hayatımda ilk defa hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni bekleyeceğim. Ben bir tuvalete gidip geliyorum, tamam? Tamam. Süreyya Hanım, bu ne güzel bir sürpriz böyle. Ay yok artık. Beni takip mi ediyorsunuz siz? Ben de eğlenmeyi seviyor olamaz mı? Avukat beyeydi değil mi? Mert, Mehmet. Levent. Hah, evet Levent. Neyse ben sizi eğlencenizle baş başa bırakayım. Aynı amaçlarla gelmemişiz anlaşılan. Madem ki karşılaştık, şu organizasyon işini konuşsak mı? Evli misiniz? Efendim? Evli misiniz? Hayır. Nişanlı, sevgili? Hayır. O zaman derdiniz ne Allah aşkına? İşi gücü bırakın, eğlenmenize baksanıza. Yarın geleyim konuşmak için vakfa. Ama hayır demeden önce şunu bilin. Her hayır cevabınızda bir şat yapacağım. Bana göre hava hoş. Tekrar soruyorum. Yarın konuşmak için vakfa geleyim. Hayır. Peki. Sizi vakfa kadar yormayayım. Dışarıda bir yerde buluşalım mı? Hayır. O zaman evinize geleyim konuşmak için. Hayır, kandırdım. Hiç pes et.
etmez misiniz? Hayır. Etmem. Hele de bir şeyi çok istiyorsan. Organizasyondan bahsediyorum. Bir tane daha versene. Ortak. Hayırdır? Herkes çıktı, market kapanıyor. Senin ne işin var burada? Fazla mesai. Bunlara bakıyordum ya, çürümüş olanları ayırıyordum. Ya bu mu çürümüş? Bak, olay Cansu'ysa eğer Ece konuştu onunla. Hani kalacak bence. Gitmesine değil abi, üzülmesine canım sıkılıyor benim. Ne bileyim yani, bu kadar insanı üzecek bir şey olmamalıydı. Yani aslında bir de şöyle bakmak lazım. İkinizi de bu kadar perişan ettiyse bu olay. Yani ne bileyim. Ne bileyim? Ya anlasana işte ya. Yani eğer ikinizi de bu kadar perişan ettiyse demek ki gerçek bir şeydi bu. Belki de sırf bu yüzden peşini bırakmaman lazım. Mert, senin beni çok üzdüğün zamanlar oldu. Senin beni üzdüğün zamanları toplasak buradan böyle köprüye yol olur. Ben seni hiç bıraktım mı? Yok, bırakmadım. Çünkü ben dostluktan bunu anlıyorum abi. Şimdi Cansu'dan başka bir şey yapmasını bekleyemem ki. Ben evliya gibi adamsın, ben ne diyeyim ki şimdi sana? Yok be abi, üzgün bir adamım sadece. Ben çıkıyorum, biraz hava alacağım. Dur ya, nereye? Ben de geleyim. Yok yok, gelme sen. Biraz yalnız kalayım böyle. İyi hissettiğim bir yer var oraya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Öyle darlandım, yürüyordum. Burada buldum kendimi. Rahatsız olduysan? Yok ya. Oğlum olmuş zaten. Başlayanlar bitti. Diğerlerine başlamaya fırsat bile olmadı. Biz artık seninle yan yana otursak mı olur, oturmasak mı olur? Hem alınmayacaksan... Alınma. En son düşündüğüm şeyiz biz şu an. Aklım Ece'de hala. Nasıl oldu o, daha iyi mi? Değil. İyi değil. Hayattaki tek arkadaşımdı o benim. Hatta tek gerçek dostumdu. Ve tabii ki uğursuz Cansu bunu da mahvetti. Cansu gitme. Gerçekten. Gitme, mücadele et arkadaşın için. Git özür dile. Kabul etmezse bir daha dile. Kabul edene kadar özür dile. Biz yanlış bir şey yapmadık ki. Aramızda hiçbir şey olmadı. Sen Ece'ye ihanet etmedin, yalan mı? Doğru söylüyorsun. Sana söz veriyorum, gerekirse ben çekip gideceğim. Seni zor durumda bırakacak bir şey yapmam. Ama böyle gitme yani. Cansu, ben sana anlatamayacağım şeyler yaşadım. Hep nasıl dayandım bunları biliyor musun? Bir şeyi çok istedim. Deli gibi istedim onu. O ayakta tuttu beni.
Sen güçlü bir kızsın. Madem bu kadar çok seviyorsun Ece'yi. Madem o senin tek dostun. Git ve al. Git al, bu kadar. Teşekkür ederim. Neden? Ben hayattaki tek yakınım Ece zannediyordum. Sen de varmışsın. Küçük bir farkla ama. Sen benim hem en yakınım hem en uzağımsın. Milleti uyandıracağız. Ne oluyor ya? Hayrola? Ne oluyor bu saatte? Nereden geliyorsunuz siz? Ne var ya? Oğlumla birazcık eğlenmeye çıktık. Evet. Hiç utanmıyorsun değil mi anne? Yakışıyor mu hiç bu yaşta sana? Senin gibi bu gencecik yaşta evde çürümekten iyidir herhalde. Gel çıkarayım seni, gel gel. Ay dur yavaş. Bey, iyi geceler Begüm Koran ben. Kusura bakmayın, bu saate rahatsız ediyorum ama yasal bir konuda acilen danışmam lazım size. Buyurun Begüm Hanım. Bu mağdurlar var ya, tazminat ödemek zorunda olduğumuz mağdurlar. Evet. Bütün bu yaşanan sorunların tamamen kullanıcı hatası olduğunu nasıl kanıtlarız? Gerçekten kullanıcı hatası mı peki? Saf olmayın. O zaman? Beni iyi dinleyin. Bu meseleyi kesinlikle canın kazanmasını istemiyorum. Ne yapıp edip bütün suçu kullanıcının üzerine atmanızı istiyorum. Begüm Hanım. İster yalancı şahit bulun. İsterseniz birine hata yaptırıp yaralanmasını sağlayın. Nasıl olduğu beni gerçekten ilgilendirmiyor. Bütün meblağı ben karşılayacağım. Sabah masanızda olur çekiniz. Dediğim gibi beni sadece sonuç ilgilendiriyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Güzel. Cansu, ne yapıyorsun sen burada ya? Fazla battaniyen var mı? Ha? Bir süre burada yatmayı düşünüyorum da. Ne diyorsun sen ya? Pes etmeyeceğim Ece. Sen beni affedene kadar burada kalacağım. Gerekirse günlerce burada yatarım ama hiçbir yere gitmem, seni kaybedemem. İster kov, ister bağır, çağır, hiçbir umurumda değil. Senden vazgeçmiyorum, o kadar.